Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Bakın sıcağı sıcağına yaşanan bir takım gelişmeleri değerlendireceğiz bu dilimde. Şimdi Bülent Arınç diyor ki, bu işte kozmik kumpasın nihayetinde kendisine yönelik bir suikast iddiası üzerine temellendirilmesi konusunda, benim diyor buna hiçbir dahlimin olmadığı ortaya çıktı. Üzerimden operasyon çekildi. Şimdi tabii ki Arınç'ın bu konuda konuşması önemli ama biz Sayın Arınç'ın bu sözünü birazdan kozmik kumpas esnasında o dönem askeri savcı olan Tezer Türkay Güven'e yönelteceğiz. Bir dakika. Bülent Arınç öyle dedi ya. Evet. Bir dakika. Öyle bir şey yok. Çukur ambarda hedeftim. Açıklamaları var. Çok burada, Sayın Arınç. Burada taraf. Taraf gazetesi. Biraz yakın alalım. Bakın yazıyor. Hı hı. Diyor ki Star gazetesi Şamil Tayyar'ın Bülent Arınç'la yaptığı röportajı da birinci sayfadan 9 sütuna veriyor ayrıca. Star gazetesi. Olayı MGK'ya götüreceğim. Ne olmuş? Benim dahil olmamdan suçlu falan, ben rahatsızım falan diyor ya. Türkiye bağırsaklarını temizliyor demişti. Demedi mi? Biz bunları niye unutuyoruz ya? Bir şey mi oluyor? Fethullah'la anlaşılıp çözüm sürecine mi dönülüyor tekrar? Bir şey mi var yani? Bir şey oluyor. Biraz önce de dedi öyle ki, mi geliyor size? Ay bana öyle geliyor. Dahil dediğine göre FETÖ'yle değil de daha önce yol yürüyüp olsa birkaç kez kandırdıkları gruplarla bence. Evet, şimdi şundan dolayı İstanbul seçimlerine gördük gidiyor. HDP'nin oylarına ihtiyacımız var diyor Sayın Arınç. Bu da yeni açıklama. Sıcak. Demirtaş'ın kitabını okudum diyor. Devran kitabını herkese tavsiye ediyorum diyor. Bu da yeni açıklaması. Kavala tahliye edilmeli diyor. Dosyada bir şey. Tam dosyada da evet. İyi bir şey. İyi sıhhatte olsunlar, bir şeyler oluyor da. Peki bir şey diyeceğim. Ne oluyor? Mesela Çakıcı Arınç'a yönelik de bir mektup sizce kaleme alır mı? Duyurur mu? Alamaz. Alamaz. Arınç'a yönelik bir mektup alamaz. Neden? Alamaz. Neden Sayın Vekilim? Takip edelim, alamayacağını göreceğiz. Hmm. Alamaz. Burada başka bir şey buradan var. Davet sonra edin. Konuşayım bunu. Buradan davet edin, alabiliyorsa alsın. Bakın Selahattin Demirtaş'la ilgili Arınç konuşuyor. Çakıcı bizim genel başkana Demirtaş'ın haklarını, Osman Kavala'nın haklarını nasıl savunursun diye dilini uzatıyordu ya. İşte burada Arınç konuşuyor. Alamaz. Çünkü birisi samimi. Diğeri makyavelist. Bunu Çakıcı da bilir. O makyavelizmin yolunun kesilmesi savaşarak, kavga ederek, gürültü ederek olmaz. Kendi aralarında hallederler onu. Bizim üzerimizden verilen ayarla bu aynı olmaz. Bu birbirlerini tanırlar. Bir çalışma söz konusu herhalde. Tabii. Tabii. Devlet Bahçeli'den yani Cumhur İttifakı'nın ortağından Osman Kavala'ya, Demirtaş'a bu tarz hükümler gelirken bir yandan Arınç'ın böyle bir açıklama yapması. Bunun konuşulduğu yerde Çakıcı'ya ihtiyaç kalmaz. Eğer bu tartışma konusu olursa iki ortak arasında artık Çakıcı'ya ihtiyaç kalmaz. Bu başka bir tablo. Şöyle bir şey Sayın Vekilim. Sanırım MHP kanadı iktidardan bir güvence istiyor. Onun hedefi Osman Kavala, Demirtaş içeride tabii, kalsın tabii, değil. Tabii. Şimdi bu hukuk reformu diyorsunuz. Vazgeçin. Belli ki parlamenter sisteme döneceksiniz. O zaman İttifaklar olmayacağına göre MHP ne olacak? Zaten oy oranında barajı aşamayacağını gösteriyor. Söyledik. Hikaye bundan ibaret. Söyledim. Peki. Mesela İhsan Arslan da diyor ki, aynı işte çözüm süreci mi diyorum ya ben, o yüzden Arınç'ın açıklamalarını aksan. Bence muhafazakarlığımızın artık ciddi bir bagajı oluştu. Bu bagajla siyasiden bizi tamamen devletçi bir pozisyona taşıdı. Biz ülkede sistemin kendisi olduk. Sayın Erdoğan iddiasından vazgeçti. Böyle bir Kürt sorunu yok diyor. Bugünlerde gerçi tekrar gündeme gelebilir. Daha önce birkaç kez kandırdılar. Tekrar nasıl kandırdılar? Bunu da söylüyor. Türkiye yani Cumhuriyeti laboratuvarı. İki gün önce söyledi. Sayın Arınç devam ediyor. Tabii doğru. Bir şey oluyor söylüyor burada. Yani iki proje yine kapışıyor herhalde değil mi? Yani iki proje var. Bir tanesi bir demokratikleşme, ekonomiyi o ölçüde hukuk reformuyla toplamamız gereken diyen aksakallılar tırnak içinde. Yani AKP içinde de hala onların bir güç olduğunu Berat Albayrak gittikten sonra özellikle görüyoruz. Bir tarafta da o Şahin pozisyonu korumak isteyen, bu anlamda da ekonomik bedellerin göze alınması gerektiğini sanan Sayın Arınç yarın şunu açıklasın. Grup. Desin ki kayyımları geri çekiyoruz, affedersiniz. Yanlışlıkla belediye başkanlarını görevden aldık. Kürtler inandırıcı tavır bekliyorsa bu netlikte aramaları lazım. Özür dileriz bütün Kürt halkından.
Gittiler sandığa. Oy kullandılar. Demokratik iradelerini ortaya koydular. Biz çok ayıp ettik. Ağzımızı bugüne kadar açmadık. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler, halkın iradesine saygı duyun. Bu kayyumları niye atıyorsunuz? Bu belediye başkanlarını niye bu görevden alıyorsunuz derken biz dut yemiş bülbüldük. Şimdi bunların hepsini yerine iade edeceğiz. Kayyumları da geri çekeceğiz deriz. Yüreği varsa diyecek bunları. Reform yapmak istiyorsanız, barışacaksanız toplumla, bu ayıplarınızla beraber önce bir tartışılmanız gerekmiyor mu? Çıkacaksınız, biz çok ayıp ettik. Biz başka ayıplar da yaptık diyeceksiniz. Ne yaptınız? Harp okulu öğrencilerini attık içeriye suçsuz. Çok özür diliyoruz ailelerinden. Çoğu da muhafazakar aile çocukları diyeceksiniz. Demeniz lazım. CHP Genel Başkanı her grup toplantısında bunları söylerken ben Sayın Arıç Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi olarak paramı aldım yattım. Kusura bakmayın özür dilerim diyecek. Hakimlerle ilgili de diyecek ya. Onlara coğrafi teminat tanımamız lazım. Sürdük hepsini. Yarsav'ın yönetim kurulu üyesini Urfa'ya gönderdik. Başkanı hakkında soruşturma açtık. Açığa aldık. Bugüne kadar Bülent Arınç'tan İlhan Ciyaner için herhangi bir özür geldi mi? Duyamazsınız. Bülent Arınç tatlı suda gezecek. Onun yeri başka. Bizim gibi yürekli yürekli bunları savunamaz. Biz bunları söyleriz. Kayyumlara ayıptır deriz. Hakimlere coğrafi teminat deriz. Harp okulu çocuklarını bırakın deriz. Haksız yargılamayın deriz. Reform isteyen çıkacak, bu netlikte konuşacak. Karnından konuşmayacak. 15 Temmuz gecesi ben anladım diyor ya. Bu örgütü o zaman tanımış. Nasıl olabilir? Tabii tabii, dönebilmiş mi? Ha yani o zamandan da anlayabildim ben diyor. Bunlar ayrı alamettir ama arkadaşlar. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Yani Timur'un dediği gibi bir iki çizgi mücadelesi yaşanıyor şeyde. İktidar cenahında gözüküyor bu aslında. Bir taraftan tabii... Bu yaşandığını düşündüğünüz mücadele Berat Albayrak'ın istifasıyla evet. birlikte farklı bir noktaya gitmiş midir, evrilmiş midir yoksa? Yok, onun devamı aslında. Onun devamı. Bu tabii o herhalde Berat Albayrak'ın gitmesiyle artık yeni eksen ne olacak tartışması yaşanıyor başladı. Burada. Yani o çok net gözüküyor. Yani para endeksi değil mi arkadaşlar? Hemfikiriz. Berat Albayrak para işlerini saçma sapan hale getirmişti. Biz eskiye rağbet olacak, bit pazarına nur yağacak diye ortaya çıktık. Ama bütün meselemiz sarayda 120 milyar dolar harcandı 2 sene içerisinde. Sığınacak yerimiz kalmadı. 1-2 iş yapmamız lazım. Bunun karşılığında para almamız lazım. Helali hoş olsun. Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş için yapılacaksa bunların hepsi dolsun. Ama bunlar, bu arada, bunlar reform vekilim, falan değil. Söz konusu isimlerle ilgili adli süreçler ve hukuki süreçlere bakıldığında... Bu yargı yetkilemi evet, olmaz. Yani yargı zaten olmaz. Çok çarpık durumlar söz konusu. Tabii. Zaten içeride olmaları yanlış. Yargının olmadığı... İçeride evet. olmaları yanlış. Bu yargı orada sopa gibi kullanılıyor. O yüzden yargı burada... Yargı mensupları tabii. yarın tekrar eskiye dönüyoruz. Bir kez daha denirse nasıl pozisyon olacak? Az önce söyledim olacak? Orada bir yapısal durum var. Onu ikna etmeleri lazım. İşte o ortağa biraz taviz vermeleri lazım. Yani yargı mensupları artık pozisyon ama değiştirmekten artık şaşkın bir vaziyete döndü. Mi? Yani ayrıca şaşırdı. Bir de o dönemin yargı mensupları, aktörleri var. Biraz önce Aytunç da hatırlattı. Böyle mahkeme mahkeme gezdirilen, Sayın Vekil'in de hatırlattı. Mobil bütün kararları veren hakimler var. Şimdi o hakimler sonuçta bu davaların kumpas olduğunun bir onlara itirafı talimat gerekiyor. Veren SK da var. Evet. Yani ne olacak? Anayasa burada. Ama burada yapılması gereken, yani Berat Albayrak gitti bu iş bitti değil. Yani Berat Albayrak'ın devletteki gölgesi de devam ediyor. Yani bürokraside, pek çok devlet kurumunda ve yargıda etkili olan medyada. İsimler var. Mesela bir FETÖ medya, borsası var. Medya ne var. Ve FETÖ bunlarla borsası var. İlgili bir süreç nasıl ilerleyecek? Aslında kavganın bir yanı da o. Şimdi orada bekliyorlar. Yani bir dünya bürokrat, devletin en ballı maaşlı çifter maaşlı kısımlarında oturanlar, yargıda o kumpas olduğunu değerlendirdiğimiz, iddia ettiğimiz kararları alanlar şimdi elleri yüreklerinde bekliyorlar. Ne olacak diye. Ve mesela bu Albayrak'ın istifasından beri özellikle onun hakim olduğu öne sürülen medya grubundaki çeşitli sayfa haberlerine ya da yorumlara, köşe yazılarına baktığınızda herhangi bir dikkate değer bir gözlem saptayabiliyor musunuz? Yeni duruma uyum sağlama var. Mesela nasıl? Yeni duruma uyum sağlama var. Yeni duruma uyum sağlama. Tabii sabahın Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yazısı önemlidir. Osman Kavala
Demirtaş hakkında tahliye edilebilirler bu hukuk reformuyla birlikte ki, diye. Hani Setacı yazarlar şey yapan oldu. Sayın Müderrisoğlu oldu. Ben çok itiraz edeceğim. Buna reform demeyelim. Ne olursunuz. Yok, reform yani, iki tahliye yok. Bir reform değil. FETÖ borsasını tartışmadan reform olabilir mi? Hayır, sayın vekilim, ben sizin şeyinizi anlıyorum. Siz tabii ki söyleyin. Ben oradaki sinyalleri konuşuyoruz. Reformu küçümsemek. Hayır reformu tabii. Küçümsemiyoruz tabii de. Ayrıca yaşlarını değerlendirelim. Yeni bir reform olsa ne olur sayın vekilim. Somut durumu tespit ediyoruz. Daha önce baktım dün. 2010'dan beri 6 kez reform paketi açıklamış. Bu ifadeyi bize kullandırtırlar. Reform zannederiz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Hayır, kimsenin reform zannedeceği yok. 2010'dan beri ondan öncekileri saydım. 8. bu. Siz haklı olarak politikacısınız. Ama biz gazeteciyiz. Hayır hukukçuyum. Hukukçusunuz da ayrıca politikacısınız ayrıca. Şimdi biz burada durum tespitleri yapıyoruz. Yani bizim tespitimiz şu. Okan Müderrisoğlu o görüşmeler bir baktı ki durumu gördü ve dedi ki bu reform sürecinde Kavala'yla Demirtaş tahliye edilebilir veya bunun düşünülüyor. Zaten dosya. Şimdi bu ön alma. Mühessef Yüklü'nün dediği de o zaten. Yani sabahta veya başka gruplarda. Hepsi yeni duruma hemen adapte olmuşlar. Keşke hemen yarın tahliye olsa. Sabah yazarları da aynı şekilde günlük okuyorum ne diyecekler diye. Yeni duruma eskiden yazdıkları hiçbir önemi yokmuş gibi. Yani milletin hafızasının... Ya zaten ben neden tahliye olmalarını istiyorum biliyor musun bir de? Çıksınlar da ideoloji kavgamı vereyim. Anlatabiliyor muyum? Ya ben Osman Kavala'yla Demirtaş'ı savunmak durumunda kalmayayım. Kendi açımdan da bakıyorum. Biz hukuken savunuyoruz. Hukuken savunuyorsun ama öyle bir durum geliyor ki. Şimdi sayın vekilimin dediği bir cümle çok önemli. Avrupa bakıyor, Amerika bakıyor Osman Kavala üzerine. Ya bu Avrupa, Amerika koskoca aydınlar içerideyken, Fatih İlmioğulları içerideyken, işte ne bileyim, Kaşık Kudrioğlu öldürülürken, Hastal'da yüzlerce asker içeri tıkılmışken, neredeydi bu Avrupa'ya? Bir tarafı da bu işin yani. Çünkü biz bunları da, biz şimdi bunları konuşacak şey kalmıyor bize, anlatabiliyor muyuz? Yani öyle bir an geliyor ki, ben iddianameleri okuyorum. Hayatım iddianame okumakla geçiyor. Kavala iddianamesini ben otursam yazsam daha başka türlü yazarım. Eğer yazacaksak, suç unsuru çıkartmak istiyorsam. Bu kadar boş. Üzerinde ya Henry Berkey ile görüşmeler bilmem ne ya sinyal vermiş. Benim de sinyal verir. Timur'un da verir. Hepimizin ama verir. Ama biri ya. Kanada'da biri Fransa'da ya sinyal hayır, verir. Hayır şöyle de olur. Karaköy'den geçerken de verebilir yani. Hayır benim demek istediğim şu. Ben sokakta görsem selam vermeden geçebileceğim isimlerdir tabii, bunlar. Tabii, ben doğru, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tamam. Ama hukuken bu adamlarla haksızlık mücadele var. Edeceksen, FETÖ ile mücadele edeceksen veya başkalarıyla mücadele edeceksen bir sağlam bir iddianame yapacaksın, tamam. Delil yapacaksın. Yani şunu diyorsunuz, benim derken sizin adınıza konuşuyorum. Evet. Benim ideolojik anlamda çok ciddi ihtilaflarım, evet. Dünyaya bakış açısı anlamında çok ciddi farklılıklarım var. Ya Demirtaş gezi darbedir dedi ya. Bu isimlerle farklılıklarım var. Bunun ötesi var. Mi var artık? Ama bu isimlerle ilgili bu hukuki şeyler, garabet ortada olduğu sürece de açıkçası o konuyla ilgili bir şey söyleyesim gelmiyor. Aynen öyle, olmuyor. Gökmen Bey, Hüseyin Gülerce'yi baş tacı eder, televizyonlarda gezdirir, tek kelimelik iddianame hazırlamaz da Kavala'ya hazırlarsanız kimseye bir şey anlatamazsınız. Olmuyor. Sözcü bu işten vazgeçeceksiniz. Asıl olan adalette masumiyete bakmak. Ya Sözcü gazetesi sen Fethullah davası açarsa kim inanır sana ya? Ama, kim inanır işte? Ama o gün Cumhurbaşkanı yerini sizin gazete bildirmiş. Duyla inanma. Ya öyleydi işte iddia. Ya işte düşünün yani ama bütün yaverler maverler dedi ki ya adamlar darbeye kalkacak yerini bildirmeye. Bildirmeye ne hacet zaten bir ordu şeyle hayır, arabayla daha sonra gidiyor. Zaten Cumhurbaşkanı yerini kimi bildirdi çıktı. Bu ülkede Fehmi yani. Koru hala dolaşıyor. Bir iddianame var mı Fehmi Koru ile ilgili? İhtiyaç var. Hayır bir iddianame var mı? Pensilvanya'ya mektup yolla getirdim Pensilvanya'dan bitti. Dedi ki Sözcü Gazetesi ile ilgili ben duydum, ettim, yazdım, davanın açılması neden oldu. Geldi dedi ki ben ama şaka yaptım, esprili dille konuştum diye ifadesini değiştirdi. Senin yüzünden açıldı bu dava. Şimdi bu adamlar karşımıza çıkıp bizim demokrasi kahramanı da olmasın. Bizi bu iktidar öyle bir noktaya getiriyor ki olmayacak adamlarla yan yana duruma düşmek durumunda kalıyoruz. O da bir garabet, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben politikacı ama değilim. Ama hukukta çifte standart olmaz. Hayır, mesele bu. O ayrı bir şey. Hukukta mesele çifte standart mağdura olmaz. Mağdura sicilini soramayız, kimliğini de soramayız. Tabii. Biz kim olursa olsun. Ben burada hukuksuzluğu savunmuyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben diyorum ki Fehmi Koru ile ilgili sen iddianame hazırlama. Alaaddin Kaya'yı hazırla. Fehmi Koru'yu hazırlama. İşte Sözcü davasının tanıklarına hiçbir şey yapma. Hepsi yalan söyledi birçoğu. Çıktı ortaya. Hüseyin Gülerci 2014'te bile daha şeyi övmeye devam etti.
Fetullah cemaat diyor. Ayrıca böyle vesaire. Bir milat olur mu? Ha, böyle yani, bir milat olur mu? Şimdi bununla ilişki kurmuş ve devam ediyor. 17-25 milattı ya. Ama sen bu adamlar hala dolaşabiliyor. Arınç biraz önce okuduğum İhsan Arslan diyor ki Fetullah'la işbirliği yaptık biz diyor. İşbirliği. İşbirliği niye yaptık? Askeri vesayeti yıkmak için ve yıllara sarıldı. Daha CIA ile beraber yaptılar. Ha, yani CIA ile beraber yürüttükler operasyonu. Şimdi bunların hepsi ortadayken bizi yani ben o anlamda söylüyorum. Diyorum ki ya kardeşim tamam bu şu Kavala, Demirtaş falan bir çıksın. Çıkması gerekiyor zaten. Bir hukuk yok ortada çünkü iddianame yok ortada. Evet. Doğru düzgün bir yargılama yok. Yani örneğin Kavala ile ilgili Gezi'de hiçbir şey hüküm konulmamış kanıtlar yeniden şeye konulmuş. Şu an içeride olmasına yol açan son iddianame konulmuş. Kavala da diyor haklı olarak Fetullahçı polislerin ve yargının iddianamesiyle yargılanıyorum şimdi ben diyor. Aynı konu burada var. Şimdi reformu yapacağız ya. Hı. Fetullahçıları temizledik ya. Yerine başka iki tane cemaati doldurduk. Şimdi bunlar orada olduğu sürece reform nasıl olacak? Bir de bunu düşünmek lazım. Reform güzel de 10 bine yakın hakim alındı. Bunlar ağırlıklı olarak AKP teşkilatlarından alındı. Ağırlıklı olarak bazı cemaatlerden alındı. Üzerine çoklu baro gelirse bazı avukatların vekaletnamelerinde hangi baroda oldukları da belli olacak. Biz bu yapıyla çoklu baro ile beraber reform yapmış olacağız Gökmen Bey. Benim aklım almıyor. Ben iyi hukukçuyum ha. Bu işten de anlarım. 30 yıl avukatlık yaptım. Adliyeleri de bilirim. Bu yapıyla reform falan ya diye bir ifade kullanırsanız komik olursunuz. Çok komik olursunuz. Yani daha 3 yani bunu... gün önce CHP'yi ve İyi Parti'yi siz HDP ile ortak anayasa çalışması yaptınız diye yerden yere yapmadık vurup... Yapmadık ama bugün... yapsak ne olacak? Cumhurbaşkanlığı da istişare kurulu üyesi dediği cümleye anayasa bakalım. En geniş mutabakatla hazırlanır tabii diye... Tabii ya herkes de yapmanız lazım ya. Herkesin kabul ettiği bir şey. Ne var? Ne yapacaksınız? Tabii kimle yapacağız? Kimle yapacaksınız? Hayır, kimle yapacağız? En geniş mutabakatla. Hayır şimdi Sayın Arınç diyor ki HDP'nin oylarına ihtiyacımız var dedi. İşte onu söylüyorum. Çelişkiye bak. Çelişki değil mi bu? Hayır yani HDP'nin bu değil. Bakın, var çok evet. HDP'nin konusu. Değil 6 milyon 7 milyon Kürt'ün oyuna ihtiyacı var. Bu anayasa tartışması akıl dışı bir tartışma. Gerçekten akıl dışı. Ya siz parlamentoda beraber yapmayacaksınız. Tümüyle beraber mutabakat arayacaksınız. Toplumun ciddi bir kesiminin oy verdiği partileri ayıracaksınız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi değiliz ki. Biz demokratik bir ülke kurgulamayla... En geniş mutabakatla ya yaparım ama yapmamız partiler olursa. Da buna engel bir şey yok şey ki. Olmaz. Öyle bir şey olur ama mu? Ama anayasanın ilk üç maddesi değiştirilmeden anayasa yapılmalıdır, evet. Ya o, yani, onları sen görüşmede ama, o zaman Aytunç kavgasını Bey, verirsin. TÜSES'in zaten çalışmasından evet. Ortaya çıkan hiçbir belgede sözünü ettiğiniz yönde bir şey yok. Hayır hayır. Yok. Herkesin evet. Bildiği bir toplantı. Madde zaten. Yok. Ya İbrahim Kaboğlu'nun çok zamanında şey yapmış olduğu bir takım. 2012 mi diyorsunuz? İbrahim Hoca'nın çalışmasında evet, bir anormallik çalışmayı. Yok. Kaç 2018. Bunun üzerinden 2018'deki. Ama orada 2012'deki. Hayır hayır. 2018'de. Tabii, evet. Bu şu anki fırtına buradan koptu. Ve aman Allah'ım yani ne bir taş atıldı. Siz çözdünüz mü? Ben hakikaten yani ya İbrahim Kaboğlu'nun açıklamasına baktığınızda zaten durum son derece sarı. Ya oradaki durum çok belli değil. İyi Parti yıpratmak. Evet diyor ki TÜSES'te böyle bir çalışma yapıldı. Ya. Bu çalışmaya partiler resmi temsilci sıfatıyla değil kendilerinden anayasayla ilgili daha uzman görünen isimleri çağırdık. Geldiler. Üstelik böyle AK Parti'nin evet. Davetlerimiz vardı vesaire. Bir buradan çıkan şey aha da bu çalışma bizim anayasa taslağımız değildir dedi. 80 maddede anlaşılmadı. İlkemel konuşuldu. Ya daha anlaşılan 80 maddenin içinde HDP yok mu? Allah aşkınıza Dolmabahçe'de bildiri okumadı mı? Ama, Dolmabahçe'de bir dakika bildiri okundu. Yani Abdullah Öcalan'ın bildirisi okumadı mı orada? Türkiye'de medyanın büyük kısmı kaç gündür bakın 3 gün mü 5 yani gün mü her akşam prime time yani en çok izlenen tartışma programı kimle yapacaksınız? Tamam, size bir şey söyleyeyim mi? Ayırıyorlar. Çok komik bir şey hiç daha bir söyleyeceğim. Şey, Gökmen Bey. Bahsettiğiniz toplantı hakkında bilgi vermiyorlar. Yok. Evet. Bak ben size çok komik bir şey daha bir şey söyleyeceğim. Dün akşam bir tartışma diyorsunuz ya. Tartışmada konu şu. İşte mesela örnek veriyorum. Fenerbahçe, Galatasaray şununla maç yaparken başlık şöyle geçiyor ama. İyi Parti'de anayasa tartışması. Allah Allah. Adamlar başka bir şey konuşuyor. Hani başka bir konudalar. İttifaklar konuşuyor. İyi Parti anayasa. Ya yarım saat duruyor. Ara ara da o aynı şey geliyor. Çünkü buradaki amaç belliydi. Ne yaptı Akşener? Çıktı Sayın Akşener mecliste dedi ki ne mutlu Türk'üm diyene. Bitti. Ya kadın zaten asena. Kadın milliyetçi. Yani bu ama kadına sen başka bir şey koyabilir misin? Saygılı olmamız gerekmiyor mu Aytunç Bey? Herkesin baktığı yere de saygılı olmak zorundayız. Hayır tabii baktığı yere saygılıyız o başka bir şey. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ay, evet. İyi Parti'nin duruşu yükselişine karşı bir engelleme operasyonu ya yapıldı. En son Aytunç Erkin bir konuşmacı dedi ki bağlandı telefonla. O görüşmenin kayıtlarını ele geçirdik dedi.
18 saat. Ya sanki kapısından şifre verilen parola niye kayıt alınmış acaba o toplantıya? Normal toplantı düzenleyecek kayıt alıyor. O kadar. Yani evet. TÜSES genel legal bir yapı değil, bir örgüt değil ya, sayın seyirciler. TÜSES değil, belki bir otel odasına kapanıp bir ön çalışma yaptılar. Ne var bunda? Yarın ama parlamentoda yaptıkları zaman, yapacakları zaman HDP'ye siz dışarı çıkın biz anayasa mı yapacağız diyecekler. Peki. Şimdi efendim yönetmenimizden, editörümüzden rica edelim. Yavaş yavaş şeyi hazırlayalım. Tezer Türkay Güven'le hazırlayalım Skype bağlantısını. Tezer Türkay Güven, kozmik kumpasa karşı çıkan o dönem bir askeri. Ay boyunca o aramalarda Kadir Kayan'la birlikte o tutanakları tutan, oradaki bütün her şeye şahit olan, yani yedikleri içtiklerine dair her şeyi bilen ve ne yaptıklarını adım adım bilen birinci şahıs. Birinci kişi oradaki. Ve yani Selahattin Kısacık Paşa vardı ya rahmetli, oradaki Seferberlik Bölge Başkanı. Orada o duruyor. Yani. Askeri evet, savcı duruyor. Ve diyor, izliyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. O savcı şimdi ilk defa konuşacak. Açıkça da konuşacak. Aytunç Erkin'e de o konudaki katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Tezer Türkay Güven'e soracağız Arınç'ın bu açıklamaları. Tabii. Çünkü Arınç diyor ki benim hiçbir dahilim olmadığı anlaşıldı diyor. Ortaya çıktı. Benim üzerimden operasyon çekildi diyor. Ondan sonra... Beni mi anlamış bunu? İşte ya zaten o kitapta ile ilgili albayımızın söylediği bir şey yok muydu? Yıllar sonra Arınç'ın şunu söylediğine ilişkin bir iddia, daha doğrusu evet. İpek Özbey röportajında galiba sordu ona. İpek Özbey röportajında. Evet, yani yıllar sonra Arınç'ın şöyle söylediği öne sürülüyor. İşime ya ben geliyor siyasete. Evet, fazla inanmıyordum, öyle bir şeye fazla ihtimal vermiyordum da benim de işime geldi açıkçası. İyi de siyasetten kullandık. Evet ama şimdi ama Türkiye maliyeti ne oldu? İşte geçen şey anlattı. Bu arada Deniz şey hazır mı? O geçen bölümden çok kısa bir videomuz varsa onu bir girebiliriz. Yani Kozmik Albay buradaydı. Böyle de isimlerini böyle koydu. Kozmik Albay. Birazdan da Kozmik Savcı. Twitter adresi de öyle. Kozmik Albay zaten. Tamam. Bir izleyin bakın. Kozmik öyle. Albay bu stüdyoda anlattığı bir bölüm vardı burada gazetecilerin. En çok tepki gösterdi. Yani tepki gösterdi dediğim önemini vurguladı. İzleyelim. Ya içinde ülkenin sefere yönelik planları vardı. Yani ülke yani, işgal edildiğinde işgal güçlerine karşı mukavemet gösterecek insanların onların ne tür bir mukavemet göstereceğinin, neler yapacağının ayrıntılı planları kimler vardı. Olduğu bununla ilgili birkaç ayrıntı vereyim ben size. 16 Mart'ta savcıya bu hard diski veriyorlar, imaj hard diski. Savcı resmi belgelere göre söylüyorum hocam. Savcı 9 ay buna ellemiyor. Yani resmi belgeler öyle. 27 Aralık 2013 tarihinde TÜBİTAK'tan 2 tane bilirkişi istiyor. TÜBİTAK 2 tane bilirkişi görevlendiriyor. Bilirkişiler geliyor. Burak Akoz, Ebubekir Yalçınkaya. Orada tekrar bir çoğaltma yapıyorlar. Ve o bilirkişiler onun çözümünü yapıyorlar. Fakat 2015 yılında bunun kumpas olduğu ortaya çıktıktan sonra bu bilirkişilerin ifadesi alınıyor. Ebubekir Yalçınkaya ifadesinde diyor ki bakın çok önemli. 2013 yılının Mart ayında 16, 17 ve 21 Mart'ta bu hard disk 3 defa çoğaltılmış. Ve bunun çoğaltma cihazı da bunu doğruluyor. Yani bu delil olarak mahkemeye sunuldu. Hani 9 ay hiçbir belge yoktu, hiçbir şey yapılmamıştı, hani duruyordu. Yani halbuki aldığı gün çoğaltılmış. Evet, şimdi... O dönem askeri savcı olan şu anda avukat Tezer Türkay Güven, aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı eski adalet müfettişi şu anda karşımızda. Sayın Güven merhaba. Sayın Güven bizi duyabiliyor musunuz? Evet şu anda duyuyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bizim bu arada Kozmik Albay'la gerçekleştirdiğimiz programı izleyebildiniz sanırım. Evet, izlemiştim. Şimdi, dolayısıyla kitabı da gayet iyi biliyorsunuz. O anlatımları da gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi biz bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Mesela şu soruyu sorarak başlayabiliriz. Bülent Arınç dedi ki, benim o olaya dahilim olmadığı ortaya çıktı. Benim üzerinden bir operasyon çekilmiş dedi. Ne dersiniz Arınç'ın bu sıcağı sıcağına açıklamalarını soralım. Yorumunuzu rica edelim sizden.
Valla Gökmen Bey, bu konuda Sayın Arınç'ın sarf ettiği bir çok yaralayıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından çok yaralayıcı bir cümleyi hatırlıyorum ben. Türkiye'nin bağırsaklarını temizlediği konusunda bir açıklama yapmıştı. O dönemde hatırladığım kadarıyla 11 yıl önceyi konuşuyoruz bu arada tabii. Bunları sanki dün gibi anlatıyoruz ama bu kitap, arkadaşların kitapları sayesinde o günlere tekrar yeniden geri döndük. Hatırlarsanız öncelikle Nisan 2016'da Saygı Öztürk, Kozmik Oda'nın Esrarı diye bir kitap yazmıştı. Tutanaklarla Kozmik Oda'nın Esrarı diye. O kitapta da gayet düzgün şekilde anlatılmıştı o gün yaşadıklarımız. Aynı zamanda gene bu Erkan Büyükköprü albayımın Kozmik Albay adlı kitabında da her şey olduğu gibi anlatıyor. Aslında benim bu gece anlatacaklarım onların bir tekrarı ya da orada anlatılan şeylerden bazı konularda hukuki konulardaki hukuki terimlerle ilgili hatalar oldu geçen haftaki programda. Onları düzeltmek istiyorum. Peki. Şimdi bu arada sesiniz gayet net geliyor ama resminiz donmuş durumda efendim. Biz kozmik savcımızla böyle donuk kare bir bağlantı yapmayı istemeyiz. Sizin konuşurken yüz ifadenizi de görmek isteriz. Arkadaşlarım şu anda onu hallediyor. O hallolduğu zaman tekrar soracağız. Aytunç Erkin, ne diyorsunuz? O dönem bence geçen programda da aslında konuştuğumuz konudaki en ciddi olay odur. Hard diskler 2013'te çıkarıldı. Genelkurmay'dan çıkarıldı. Kim çıkardı? Necdet Özel izin verdi. Muharrem Köse işte adli müşavir müebbet yedi. Necdet Özel eski Genelkurmay Başkanı, hiçbir ifadesi alınmadı. Şimdi biz bu hard diskler nerede? Ne yaptılar ya? Bu işgal planlarına karşı direnme noktalarının açıklanması kimin eline geçti? Esas soru bu. Ya biz mesela savcılık mesela bununla da ilgili hiçbir şeye geçmedi. Harekete geçmedi. Çünkü kozmik oda olayı aslında bir casusluk faaliyeti. Ve bu örgütle ilgili casusluk davası açılmadı hiç. Bu da sıkıntı. Şimdi siz bir ülkenin planlarını alıyorsunuz, hard diski götürüyorsunuz ve geçen gün Hürriyet'te Toygun Atilla'nın manşeti. Onu götüren TÜBİTAK'çı Amerika'da. Amerika'da bir manşeti. Çıktı ortaya, Amerika'da ders veriyor. Yani nasıl olacak bu şimdi? Ve yanlış hatırlamıyorsam o kişi aynı zamanda Oda TV davasında bilirkişi olarak görev yapmış. Ünal Tatar mıydı? Evet. Ünal Tatar. Şimdi yani bu casusluk olayı yargının burada aslında en büyük sorunlardan biri de bu işte. Fethullah davalarını öyle bir noktaya getirdiler ki çaycı, börekçi, bilmem neci falan filan derken işte muhalifleri sindirip operasyonuna döndü vesaire. Esastan uzaklaşıldı. Benim itirazım hep bu yönde. Hukuk, evet, burada gerçek anlamla uğraşılsın. Ne denilsin ki? Bir, 2007'de Ergenekon sahte oldu ortaya çıktı. Yargı kararıyla çıktı. Yargıtay'la çıktı. Onandı falan. Sahte bir örgüt kurdular. Kim kurdu bunu? İktidarla beraber yapmadılar mı? Cemaat yapmadı mı beraber o zamanki adıyla? Cemaat değil miydi? Ama bunun üzerine gidilmiyor. Çünkü milat 17-25 Aralık. Ya hukukta milat mı olur? Hukukçu burada. Hocamız burada, sayın vekilim. Hukukla milat var mıdır? Olmaz. Şimdi sayın Arınç'ın hiçbir suçu yok hiçbir hukukta şeyde. Hukukta zaman aşımı süreleri var. Yani bunlar insanlığa karşı işlenmiş suç olduğu için bunlarda zaman aşımı zaman da aşımı da yok. Tamam. Bu işlerde zaman aşımı yok. Ama bunun üzerine kimse gitmiyor. Adam alıyor senin belgelerini, dosyalarını Amerika'ya taşıyor. Bu örgüte casus demiyorsun. Delil bulamadım diyorsun casuslukla ilgili. MIT'in içine eleştirdiği Karagöz kardeşler var. Karagöz kardeşleri ceza veriyorsun örgüt üyeliğinden, casusluktan vermiyorsun. Ya bir yapı MIT'in içine niye adam sokar? Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Faaliyetli midir bu? Casusluk faaliyeti. Gidip Pensilvanya'ya bilgi vermek için. Sen bunu da yargıda diyorsun, delil bulamadım casuslukla ilgili. Peki. Bu arada siz Amerika dediniz ya. Az önce izleyicimiz Twitter'dan bize yazmış. Bizim hani demin konuşuyorduk ya, ya bir şeyler mi değişiyor, evet, bir takım akslar değişiyor mu, farklı mücadele alanları mı ortaya çıkıyor falan. O da tabii Amerikan başkanlık seçimini hatırlatmış bize. Yani Biden'ın seçilmesiyle birlikte bütün tabii gelişmelerin dünyadaki iklim değiştiği için tetiklenmiş olma ihtimalinden de. Damadı ondan mı gönderdiler? Evet, gayet. O izleyicimizin yorumuna göre muhtemelen bağlantılı. Hatta izleyicimiz demiş ki Arınç'ın da şeyini hatırlatıyor. Biden, Trump kaybetti, rüya bitti tarzındaki bir yaklaşımı da anlatıyor.
yapıyor. Evet, Tezer Türkay Güven'le tekrar bağlantımız sağlıklı bir şekilde kurulmuş durumda. Sayın Güven, az önce resminiz donmuştu, sesiniz geliyordu ama şimdi gayet güzel, hareketli bir şekilde izleyebiliyoruz sizi. Şimdi soralım, o dönemde sizin rolünüz neydi, ne yaptınız, neler ettiniz, bu kumpası yaşarken neler oldu orada? Göz altına alınma olayı olmadan önce ev aramaları sen. Bu 8 şüpheliyle ilgili Bülent Arınç'a suikast şüphesiyle soruşturma başlatılan 8 askeri personel, seferberlik tetkik kurulunda görevli olan 8 askeri personelin ev aramalarının başladığı tarihte Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin talebiyle askeri savcılar olarak, Genelkurmay Askeri Savcılığında görevli askeri savcıların tamamını bölgeye gönderilmesini istediler. Orada hazır bulunmamızı istediler. Ceza hukukunu ilgilendirdiği için, ceza muhakemesi usulünü ilgilendirdiği için yapılacak herhangi bir yanlışlığa ya da hataya engel olmamız açısından aslında oraya gönderildik. O zamandan itibaren yani ev aramalarından Kozmik Oda'da 11 ve 16 nolu odalardaki aramaların sona ermesine kadarki dönemde ben bütün faaliyetim içerisinde gün be gün bulundum. Yaptıklarımızı hakim ve savcılarımıza karşı CMK'ya uygun davranmaları için yaptığımız tüm uyarı ve ikazlarımızı teker teker an be an Genelkurmay Başkanlığı'na adli müşavirliğimiz vasıtasıyla ilettik. Kimi zaman kendimiz, kendi inisiyatifimizle kararlar alıp bazı düzeltmeler yapmaya çalıştık. Kimi zaman adli müşavirliğin doğrudan doğruya, o zaman adli müşavirimiz hakim tüm general Hıfzı Çubuklu'ydu. Kendisinin onayını almak suretiyle, Genelkurmay Başkanımızı bilgilendirmek suretiyle an be an bir mücadele içerisine girdik. Yalnız burada tek başına yani bir askeri savcı olarak ismim zikrediliyor ama inanın o günlerde yaşadığımız o mücadeleyi bir ekip işi olarak tarif etmek çok daha uygun olur. Çünkü adli müşavirimiz, adli müşavirin emrinde olan idari kadrolardaki askeri hakim arkadaşlarımız, avukatlar vardı aynı zamanda. İlgili ilgisiz emin olun o dönemde gerek üniversitelerimize görevli hocalarımız olsun, gerek gene başka kadrolarda çalışan askeri hakimlerimiz olsun. Herkesin ortak akılla bir şekilde düşüncelerini belirterek bize iletmelerinden sonra yani hep beraber bir şekilde yaptığımız bir mücadeleydi aslında. Tek başına yapılmış bir mücadele olarak ifade etmeni çok doğru bulmuyorum. Birinci günden itibaren ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Geçen haftaki programda özellikle Ersen Şen hocamız çok hiddetlendi ve öfkelendi hatırlarsanız. Oradaki hukukçu arkadaşlarımız ne yaptı diye. Özellikle askeri mahallelerdeki arama ile ilgili oldukça tepki göstermişti hatırlarsanız. Kitabımızın yani ben onu şöyle özetleyebilirim. Ersan Hoca burada isyan etti. Evet. Ya bu yani böyle bir yetkileri yoktu. Buna nasıl izin verildi? Nasıl girdiler oraya? Böyle bir şey olmaz. Evet. Ben de sık sık iyi de oldu diye söyledim. O da sık sık olmaz, evet, olamaz tarzında yorumladı. Onu diyorsunuz herhalde. Evet, olamaz. Aslında şöyle ev aramalarından sonraki dönemde kısa birkaç gün ara verildi. Zaten Erkan Albay da bunu anlattı. Onları bir serbest bıraktılar. O arada hatırlarsanız medyada her gün bu Bülent Arınç suikastiyle ilgili ayrı her gazetede, o yandaş medya dediğimiz o zamanki yandaş medya, her gün bir haber. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanki bir suç örgütü gösterip orada o Seferberlik Tetkik Kurulu'nda evrakların yakıldığına kadar, hatırlarsanız bir telefon görüşmesi yayınladılar. Her gün bir değişik bir haberle çıktılar. Zaten en sonu evrakların yakılması, sanki Seferberlik Tetkik Kurulu'nda suça konu bazı belgelerin yok edildiğine dair, imha edildiğine dair bir görüşme yayınladılar. Hemen o gece zaten Mustafa Bilgili
bir arama kararı almış. O arama kararıyla beraber ertesi gün gelip arama yapmaya seferber, kirazlı deredeki seferber teknik kuruluna gelip kapıdan içeri girmeye kalktılar. Bizim o anda haberimiz yoktu, ancak oradaki arkadaşlar işte oranın sorumluları içeri almamışlar. Haberdar edildik. Ev aramalarına benzer şekilde orada hazır bulunmamız istenince oraya süratle ulaştık. Gittiğimizde tartışma iki noktadaydı. Savcı bilgili, yanında getirmiş olduğu kolluk kuvvetleriyle beraber askeri mahallede arama yapmak istiyordu. Aslında ve her tarafı da arayacağını, her istediği malzemeyi de alabileceğini, her türlü delil götürebileceğine dair bir tartışma vardı biz gittiğimizde. İlk önce bu sorunu çözdük. Askeri mahal Ersen Hoca'nın dediği gibi CMK'nın ilgili maddesiyle arama yönetmeliğinin o zamanki maddelerini hatırlattık ve içeriye sadece savcıları alabileceğimizi, çünkü ortada kanunen geçerli ve mahkemece verilmiş bir arama kararı var. Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri kanunsuz bir teşkilat değil. Neticede mahkemece verilmiş bir kararın karşısında aramaya izin verdiler. İçeriye sadece savcıları aldık ve merkez komutanlığı, askeri polis niteliğinde neticede. Dedik ki bu askeri polis bu vazifeyi aynen onlar da yapabilirler. Onları kullanarak arama kararının gereğini yerine getirebilirsiniz dedik. Ve onlar hani tartışmalar çıktı ama eninde sonunda bizim kararlı duruşumuz sayesinde tamam dediler. Girdiler merkez komutanlığı ekipleriyle çalışma odalarında, o şüphelilerin çalışma odalarında bir arama gerçekleştirdiler. Aslında arama kararı o kadar uzun ki kitapta, Kozmik Oda kitabının, Kozmik Albay kitabında bunu çok açıkça tutanaklarıyla, kararlarıyla hepsi eklerinde var. Arayacakları yerleri çok ayrıntılı olarak yazmışlardı. Yani bu binanın içinin bir şekilde bilindiğini gösteren bir arama emri aslında. Çok genel yazılır. Bu kadar bir odaların saniye. Ayrıntılı olarak Sayın olması. Güven, Sayın Güven, evet. Arama kararı adeta bu işi tezgahlayanların bu binanın içini gayet iyi bildiğini gösteriyordu diyorsunuz değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bu şekilde geldiler, ancak onlar gene de zaten Erhan Albay'ın da kitabında yazdığı gibi emin olun aslında üstün körü bir arama yaptılar. Onların amacı bizim bence de hareketlerinden de gördüğümüz kadarıyla işe verdikleri ciddiyetten de gördüğümüz kadar aslında onların amacı 11 ve 16 nolu odayı arama konusundaydı. O noktada rahmetli Selahattin Paşa burada devletin güvenliğini devletin doğrudan güvenliğiyle ilgili bilgilerin olduğunu, yani burada gizli bilgilerin olduğunu beyan etti. Bunu beyan edince tabii derhal Mustafa Bilgili ile irtibat kurup dedi ki bu odaları arayamazsınız neticede. O arayacağım diye tutturdu. İkinci tartışma konusu da buydu zaten. Arayacağını söyledi. Giremezsiniz. Açıkladık. İşte 125 CMK'nın o zamanki düzenlemelerini, 125. maddedeki düzenlemeleri kendisine hatırlattık. Yani savcı olarak soruşturma safhasında, gene Ersen Hoca'nın çok tepki gösterdiği bir madde, gene uygulama. Savcı olarak buraya giremeyeceğini söyledik. Ancak buraya bir hakim gelsin falan da demedik. Yani Erkan Albay'ın burada kitabında biraz bu konuda sanki hani savcı gitsin, hakim gelsin dediğimiz yönünde bir açıklama yapmış. Ancak öyle değil. Biz soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığınca burada bir işlem yapılamayacağını, CMK'nın 125. maddesinin çok açık olduğunu söyledik. Ancak dava açıldığı takdirde, dava nerede açıldıysa, hangi mahkemede açılsa, o mahkeme heyeti ya da o mahkeme heyetinin görevlendireceği bir hakim, yani usulü kendileri belirler dedik. Onlar gelir burada inceleme yapabilirler ya da delil incelemesi bakabilirler, neyi alıp neyi alamayacaklarını karar verirler diye karşı çıktık. O çok gene şey konusu olan kitapta da yazılmış. Savcı Bilgili tabii ki gene kararlı olduğumuzu gördü. Hatta bir ara koluma girdi. Ya bayım işte, ya şöyle kapıdan girip bir çıkalım. Yani hani ben şöyle zaten üstün körü bakacağım. Ne var ki zaten içeride? Saklayacak bir şey yok. İçeride bir arkadaş. Çok da kısa bakar çıkarız gibi bir yaklaşım oldu. Aynen ben böyle bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Çok komik geliyor ama. Aynen öyle. Evet. Ya çok komik değil mi? Yani emin ol, bu cümleyi kurdu yani. Ben şuradan bir bakıp çıkacağım dedi yani. Peki şimdi şu ana kadar anlattık. Tabii müsaade edilmedi. Şu ana kadar anlattıklarınızdan şunu ben kaydettim. Bu arama şeyi, o arama niyetleri ve o sıradaki aramayla ilgili o yazılanlar
adeta bu binayı bilen birilerin tarafından yönlendirildiğini bize gösteriyordu zaten dediniz. Demek ki bu işi yönlendirenler o binayı biliyorlar. Yani o binanın neresinde ne var biliyorlar kozmik. Kesinlikle. Tamam. Özellikle de aslında zaten 11 ve 16 nolu odanın peşindeydiler. Ne vardı o odalarda? Aynen öyle. Odalarda işte bu albayım da anlattı bunları. Odanın içerisine açıkçası ben girmediğim için emin olun bilmiyorum. Ama Selahattin rahmetli Selahattin Paşa'mızın da söylediği gibi onun beyanlarıyla ve oradaki personelin beyanlarıyla burada seferberlikte yapılacak görevlendirmelerle, işlerle, devletin bekasıyla ilgili aslında yani ordunun seferberlikte aslında daha da ötesi var. Yani ordunun çözüldüğü vakit ya da çok zor duruma düştüğümüz vakitte yerel şekilde yani Kuvayi Milliye'nin aslında daha güncelleştirilmiş bir hali. Bana böyle izah edilmişti o zaman. Yani bu yıllarca yapılan bir çalışma. Bu çalışmada işte kimler neler yapılacak, nerelerde neler kullanılacak gibi bu tip bilgilerin olduğu söylendi. Ve bunlarla ilgili bu yani yetkisi olmadığını kendisine çok ayrıntılı olarak izah ettik. Adli müşavirliğimizi ve Genelkurmay Başkanımızı çok net bir şekilde bilgilendirdik. İçeri giremeyeceğini anladı. İçeri giremeyeceğini Mustafa Bilgili anladıktan sonra tutanağını tuttu. Oradaki gene çalışma odalarında bulunan bir iki bilgisayar vardı. Onların imajları alındı. Ondan sonra burayı terk ettiler. Tamam, tutanağı tuttular. Hep beraber imzaladık tutanağı ve çıktılar. Fakat bundan sonraki aşamada hemen bir gün sonra bakın. Bir de bu aramalar sırasında bizim dikkatimizi en çok çeken şeylerden bir tanesi. Yani gündüz varken bakıyorsunuz savcı hakimi gecenin bir yarısı geliyor. Saat 1'de mesela aramaya geliyorlar. Saat gece yarısı 1'de. Yani sanki gündüzler çoğu torbaya girdi. Emin olun. Gece gece hep beraber kalkıyoruz gidiyoruz aramaya bir şekilde katılıyoruz. Hemen bir gün sonra yani bu 26 Aralık'ta olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. 27 gecesi tekrar bu sefer Kadir Kayan tek başına dayandı gelmiş oraya kapıya. Ben işte 11 ve 16 nolu odaları aramaya geldim. Neden? İşte hakim gelsin demişsiniz. Hani o sürekli şey yapılan. Hakim geldi. Ben yetkili hakimim, nöbetçi hakimim. Benden Cumhuriyet Savcılığı bu şekilde talepte bulundu. Ben burayı aramaya yetkiliyim. Ben geldim dedi. Ve 11 ve 16 nolu odaları açın arayacağım dedi. Bu noktada da gene adli müşavirliğimize bilgi vererek onların da talimatıyla zaten aramayı yaptırmadık. Müsaade etmedik kendisine. Gene izahlarla yani burada kanunun maddesi bunu bu arada da yine Erkan Albay'ın kitabında gayet güzel anlatmış kendisini Selahattin rahmetli Selahattin Kısacık Paşa Genelkurmay Başkanı'nın aldığı emirle beraber yanına götürdü. Genelkurmay Başkanı'yla baş başa görüştüler. Yani Kadir Kayan görüştü. Kadir Kayan'la Genelkurmay Başkanı baş başa görüştü. Evet. Çekincelerimizi zaten CMK'nın ilgili. Evet onlar baş başa görüştüler. Yani Selahattin Paşa ve hakim baş başa görüştüler Genelkurmay Başkanımızla. Genelkurmay Başkanı kendisine bana itiren bildiğim kadarıyla yaşadığımız CMK'nın 125. maddesinde hakimin arama yapıp yapmaması ile ilgili yaşanan tartışma ile ilgili ve içeride özellikle devlet sırrı olması sebebiyle bu konuyu başbakanımıza ileteceğini izah etmiş kendisine ve başbakanımızdan bir talimat verene kadar da buna müsaade edilmeyeceğini kendisine izah etmiş. Peki başbakandan gelmiş mi talimat? Ve arama o şekilde tekrar geri döndüler. Selahattin Paşa'mızla hakim geri döndüler ve sesimi arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz? Evet. Bazı kesintiler oluyor. Sayın Güven, Başbakan'dan o talimat geldi mi Genelkurmay Başkanı'na? Tamam. Kesinti oldu. Tekrar Seferberlik Tetkik Kurulu'na geri döndüler. Kadir Kayan, emin olun, hani kapıları falan mühürledi tamam ama ikinci kattan böyle hatırlıyor. İtfaiye araçları falan geldi dışarıdan. Zaten kapıları, pencereleri, demirli olan kapıları tamamen kapalı olan, emniyette olan bir yere dışarılardan da böyle onların üzerlerine çıkarak
Oraları da mühürlemek suretiyle emniyete aldı kendi kabulünce. Ve saat 4 gibi falan, gece sabaha karşı 4 gibi falan bu işlemi bitirdi ve ayrıldı seferberlik tetkik kurulundan. Ertesi gün herkese malum, herkes takip ediyor zaten haberlerden de, kitaplarda da yazıyor ama benim doğrudan bilgim olmamakta beraber başbakanımız tarafından işte saklanacak bir şey yok dendiği için arasınlar müsaadesi gelmiş. Genelkurmay Başkanımız da bu konuda tamam orası açılsın dendi. Ve Kadir Kayan çok kısa bir süre içerisinde tekrar Seferberlik Tetkik Kurulu'na geldi ve bu odalarda aramaya başladı. 11 ve 16 nolu odalarda. Önce 11 nolu oda arandığını hatırlıyorum. Evet, 11 ve 16 nolu. Zaten arayamadıkları tek yer orasıydı. 27'si gibi geldi tekrar. Ve yanlış hatırlamıyorsam önce 11 nolu odayı aradılar, bitirdiler. Bu arada da 11 nolu oda yanlış hatırlamıyorsam sadece dosya ve evrakların bulunduğu bir odaydı. Orayı çabuk bitirdi 1-2 gün içerisinde. Ancak 16 nolu odada dijital, yani bilgisayar vardı. O dijitaller üzerinde, bilgisayar içeriğinde ve programlarında işte hard disklerde arama yapması icap etti. Bu nedenle onu da tek başına yapması imkanı yok. Ben burada bilirkişi atayacağım. Sivil TÜBİTAK'tan bir bilirkişi atayacağım. O arayacak şeklinde bir açıklaması oldu bize açıkçası. Evet. Tabii bu arada da bu yapılan işlemlerle ilgili, yapılan aramalarla ilgili tüm bilgiler Genelkurmay Adli Müşavirliğine de gittiği için hem bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın adli birimleri var, hem de Genelkurmay Başkanlığı'nın adli müşavirliği bu arama kararına ilişkin bir itiraz hazırlığına girdi ve itiraz dilekçeleri hazırlandı. Sayın Her Güven. İkisi ayrı. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın Sayın Güven kendi, bir şey diyeceğim. Sayın Güven. Ayrı. Sayın Güven bir şey rica edeceğim. Evet. Süreç önemli ama sonuçta aldılar mı o bilgileri? Buyurun. Sayın Güven duyabiliyor musunuz? Bizim orada bulunduğumuz, yani bu 2010 yılı ayının sonuna doğru bitirdikleri arama sırasında oradan tek bir evrak dışarı çıkmadı Sayın Gökmen. Hayır, sonradan diyorum yani. Duyabildiniz mi Sayın Güven? Oradan hiçbir evrak dışarı çıkmadı. Bizim orada olduğumuz dönem bu aramaların yapıldığı dönemde kesinlikle tek bir evrak çıkmadı. Bu operasyonun sonucunda alınmadı mı? Evet, yani ben sizin olduğunuz dönemle ilgili söylemiyorum bunu Sayın Güven. Nihayetinde bu tezgahı düzenleyenler için amaç hasıl oldu mu onu soruyorum. Ses çok gittiği için anlayamadım soruyu ancak bu operasyonu düzenleyenlerde sonuçta amaçlarına ulaştılar mı Sayın Güven? Yani sizin aramalara izin vermediniz, çıkaramadılar fakat daha sonra o hard diskler alındı. Yani sonuçta amaçlarına ulaşmış oluyorlar mı diye sordu Gökmen Bey de. Tabii ki en sonunda bizden sonraki dönemde adli müşavirimiz de değişmişti. Adli müşavirimiz biliyorsunuz ondan sonra 2011 yılının Ağustos ayında Genelkurmay Adli Müşavirini terör örgütü üyeliğinden tutukladılar biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Peki siz mesela Sayın Ağustos Güven. Ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2011 Sayın Güven. Bugün, ya da Temmuz ayındaydı galiba. Evet. Tutuklandı. Tamam, bugün, ondan sonra yerine şu anda zaten bu örgüte üyelikten yargılanan Sayın Güven bir şey soracağım. Başka bir askeri hakim arkadaşımız geldi. Sayın Güven bir şey soracağım. Bugünden geriye baktığınızda en çok kime kızgın ve kırgınsınız bu süreçle ilgili? İnternet şeyimizde zannedersem bir sıkıntı var. Bu sorulara kesintili olarak ulaşıyor bana. Peki. O gece en çok kime kızdığını soruyorsunuz. Evet, yani bugünden geriye baktığınızda en çok kime kızgınsınız, kime kırgınsınız, kime öfkelisiniz? Şimdi ben bu konudaki soruları geçen haftaki programınızda da şahit oldum. Almak istediğiniz cevabı da biliyorum. Kamuoyunda malum. Ama ancak ben hiç bir cevap almak istemiyorum şu an sen yani. 11 yıl geriye doğru
11 yıl geriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz Gökmen, Sayın Gökmen. Peki. Şöyle bir sıkıntımız var. Bakın, tarihin değerlendirmesini yaparken de aynı hatayı yapıyoruz. O günkü koşullar içerisinde, o günkü yetkileri, verilen kararları, o günkü zaman, yani o tarihte neler yaşanıyorsa o koşullarda değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri açılmış olan, açılmakta olan ve peşi sıra devam eden Ergenekon davalarıyla suç örgütü haline getirilmeye çalışılıyor. Yerler, topraklar kazılıyor, silahlar bulunuyor. Bunların sanki sahipleri Türk Silahlı Kuvveti'ymiş gibi davalar açılıyor. Yani hatırlarsanız böyle bir baskı altında bir süreç. Tabii şimdi kanuna da uymak zorundasınız. Kanuna da uymak zorundasınız. Mahkeme kararlarını da uymak zorundasınız. Bizler o zaman düşünün, şimdi 15 Temmuz'dan sonra kimlerin ne olduğunu ayırt edebildik. Bu soruşturmalar sayesinde kimlerin ne olduğunu görebildik. O tarihte içimizde, yanı başımızdaki arkadaşımızın ne olduğunu bilmiyorduk. Emin olun bilmiyorduk yani. Genelkurmay Askeri Savcılığından oraya gidip bizim gibi gene aynı görevi yapmaya çalışan arkadaşlarımız arasında da yargılananlar ve bu meslekten atılanlar, örgüt üyesi olduğu ortaya çıkanlar oldu. Yani o şartlarda verilen kararları açıkçası şimdi şuna çok sinirleniyorum dersek gerçekten büyük haksızlık olur. Elbette ki hepimiz keşke olmasaydı, bu yetki verilmeseydi diyoruz aslında. Yani buraya girmeye müsaade edilmeseydi diyor. Herkes bunu söylüyor. Ancak bu kolay verilebilecek bir karardır. Bu kararı verdiğiniz takdirde de kanuna ve devletin mahkemesine, o zaman için konuşuyorum, karşı çıkmış oluyorsunuz. Yani kanunsuz bir emir vermiş oluyorsunuz. Bu terör örgütü üyeliği tabii her türlü değerlendirilebilir, her türlü yanlış şekilde değerlendirilebilir. TSK benim bildiğim kadarıyla başından sonuna adli personelleri dahil, en başındaki komutanlarımız dahil bir şekilde kanuna ve mevzuata uygun hareket etmeye çalıştılar. Peki. Hatalılardı, değillerdi. Bunu kamuoyuna bırakmakta bence fayda var. Ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Ben çok hatalı görmüyorum. Peki. Bakın bir izleyicimiz diyor ki Kozmik Oda ve Ergenekon kumpasları, Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi, Kudüs Yokkur, Ali Tatar gibi yurtsever kahraman şehitlerimize yaşatanlar aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum demiş. Ondan sonra anladığım kadarıyla izleyicilerimizin bir bölümünün hafızasında hala çok sıcak acılar var. Evet. Sayın Güven, sizden sonra bu imajların, işte hard disklerin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gördünüz? Yani bu şimdi Aytun Çerkin'in sorusu bu. Evet. Neden soruyorsunuz Aytun Çerkin? Şundan dolayı önemli. Şimdi hep ben yaptığımız bütün emeklerin çöpe gitmesini, işte bunun başka bir tarifi yok. Bütün yani bu, orada evet. Hukuki açıdan direniş hikayesi çöpe gitmiş oluyor. Evet. Şimdi ben Sayın Güven'in şu dediklerine şurada katılıyorum. O dönemki iklimi evet, herkes böyle yaşadı. Yani o öyle bir iklim. Önce kamuoyu oluşturuldu. Operasyonel basın aracılığıyla oluşturuluyordu. Evet. Sonra arkasından operasyon yani geliyordu. Ve şimdi o dönem bir de hani asker sivil ilişkisi vardı ya. Tamam. Araya gireceğim. Timur Soykan'ın sorusu kesinlikle var. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Ya ben şeyi düşünüyorum. Yani sonuçta biraz önce dediğiniz gibi amaçlarına ulaştılar. Ve mevzuata da uyuldu. Yani Sayın Güven'in o açıklaması çok doğru. Ama baktığımızda hatta şu an CIA'nin ajanı olan bir örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en mahrem noktasına girdiğini görüyoruz. Peki. Yani buna çok daha farklı bir direniş gösterilmesi yok, gerekmez miydi? Şimdi o açıdan ben aslında Sayın Güven'i şey yok, Güven için söylemiyorum. Sadece genel değerlendirme olarak Güven söyledim. Meseleyi asla anlattı. Ama nihayetinde bakın izleyicimiz öfkeli hala. Evet. Arınç daha biz burada yayın yaparken açıklamasını şey yaptı. Benim olaya hiçbir şekilde dahilim olmadığı bellidir dedi. Benim üzerimden bir operasyon çekilmiştir dedi. Sayın Güven'e ben bunu sordum. Sayın Güven güldü. Tabii. O evet, o sesleri burada duyduk sonuçta, hepimiz işittik. Çok kısa bir ara, tekrar birlikteyiz.